Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta geçen haftaki soru videosunun cevap kısmına geçiyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Geçen haftaki soru videosunun hemen devamı olan cevap videosunu çektik. Bakalım, hiç uzatmıyorum. Bakalım ne sorular gelmiş. Bu arada iki tane video geldi ilk etapta. Bunlardan başlayacağım. Peşinden YouTube'daki videonun altındaki yorumlardaki soruları cevaplamaya başlıyorum. İlk sorumuz kimden gelmiş? Onur'dan gelmiş. Bakalım Onur bana ne sormuş? Abi merhaba. Bisikletim Salkan'ın EG750. Gidon boğazını yükseltemedik. Yoksa bir yükseltici mi kullanmamız gerekiyor? Sorumu cevaplarsan sevinirim. Hayırlı günler. Onurcuğum, sorunun cevabına geçecek olursak şimdi ilk etapta şunu bir ayırt edelim. Gidon boğazı demişsin ama sanırım gidon boğazını biraz daha yukarıya çekerek gidonunu yükseltmek istiyorsun. Bunun için 3 tane yöntemimiz var. Spacer denilen şu görmüş olduğun halkalardan koyabilirsin. Ama bu 4-5 milim, yani biraz da maşanın uzunluğuna da bağlı, en fazla 4-5 milim veya 1 santim yükseltebilirsin. Bunun haricinde açılı gidon boğazı, o da şurada geldi, açılı gidon boğazı kullanabilirsin. Ama benim sana önerim, en ucuz yöntem AliExpress'te veya bisikletçilerin birçoğunda da ucuza bulabileceğin şu gidon yükseltici aparatlardan kullanman. İlk videoyu yanıtladıktan sonra hemen ikincisine geçtiğimizde bize Dalyan'dan Tuna Ünüvar bir soru sormuş. Bakalım Tuna'nın sorusu neymiş? Selamlar dedim Gezmini abi. Sorum şu, senin kadar iyi bisiklet kullanabilmek için ne yapmam gerekiyor acaba? Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, aleyküm selam Tuna'cığım bu arada. Tuna benim arkadaşım, Tuna beni resmen trollemiş. Tuna'cığım, benim gibi bisiklet binebilmen için Dalyan'dan kalkıp İzmir'e geleceksin. Ve yine bize her hafta sonu cumartesi günleri İzmir Özgür Pedallar'da olduğu gibi Gürlek Şelalesi gibi acayip rampalı yerlere götüreceksin ki benim gibi bisiklet binesin. Sıra geldi YouTube'da geçen hafta yayınladığım soru cevap videosunun altındaki sorulara. Bakalım bana neler sorulmuş. Burada Barkın Demirkıran sormuş. İki lastik modeli arasında kaldım. Siya Vittoria Randonneur 26x1.50 ve Schwalbe Marathon 26x1.50. Neredeyse fiyat farkı iki katı. Vittoria'da koruma yok ama iyi diyenler oluyor. Schwalbe alsam pişman olabilirim. Teşekkürler. Barkıncığım, ben daha önce Schwalbe Marathon Plus Tour kullandım. Açık söyleyeyim, hiç memnun kalmadım. 1. Çok sert. 2. Fiyatı çok yüksek. 3. Patlama, bende patlamıştı yanlış hatırlamıyorsam patlamıştı. 4. inanılmaz ağırlığı var. Vittoria Randonneur'ları kullanmadım ama kullanan arkadaşlarım memnunlardı, fakat ikisini de siliyorum. Benim sana önerim, ben şu anda ismi daha sonradan Mitas olan Rubena Flash Stop Torn'lardan kullanıyorum. Bunlardan kullanabilirsin. Fiyat olarak ucuz ve uzun turlara gerçekten güzel yol tutuşu var. Bunun haricinde çok pahalı değiller ve çok çok da Schwalbe gibi ağır lastik değil. Artı konforlu sürüş sağlıyor. İkinci soru Eyüp Gündoğdu'dan gelmiş. Ön aktarıcı çok sürtüyor yanlara. Bu sebeple ses çıkıyor ve ön aktarıcının vitesi atmıyor diye bir soru sormuş. Barkın Demirkıran onu yanıtlamış burada oturuş pozisyonunda. Sağ tarafa mı sol tarafa mı falan gibilerden. Benim sana önerim Eyüp, ön aktarıcı çok sürtüyorsa ilk etapta bir limit ayarı yap. Vitesi bence komple sıfırla. Komple baştan bir vites ayarı yap. Bu şekilde gerginlik ayarı yaparsın ama limitinde problem varsa tekrar sürtmeye başlayacaktır. İlk şunlara da dikkat etmek gerekiyor. Birçok vites problemlerinin sebebi de teller de olabiliyor. Tellerin yağlı olmayabiliyor veya eldeki değiştiriciler. Bunlara da bakmak gerekiyor. Ama senin çözümün muhtemelen ön vites ayarını tekrar yapmaktı. Bunu da 5 dakika gibi çok kısa sürede, yani uğraşıp bu sürtmeyi kaldırmaktansa sıfırdan ayarı yapman senin için senin avantajın olacaktır. Hem de zamandan kaybetmemiş olacaksın. Bisiklet yolculuğu gayet güzel bir vlog olmuş. Tebrikler. Hocam yazmış, bisiklet yolculuğundan bahsedeyim size biraz. Arkadaşlar, bisiklet yolculuğu da bisikletle ilgili yeni bir kanal. Şu önerilerde kendi linki geliyor. Oraya da abone olmanızı tavsiye ederim. Mustafa ile biz birebir görüşüyoruz. Kendisiyle bir telefon üzerine bir arkadaşlığımız başladı. Hatta ortak bir canlı video gibi bir şey de yapmayı planlıyoruz. Teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Kanalını ben de takipteyim. Güzel işler yapıyorsun. Başarılarının devamını diliyorum. Berkay Balaban. Abi 1000 liram var. Şaka şaka. İlk 150 abonelerindenim. Instagram'dan falan konuşmuştuk. Hatta 2000 abone olursan soru cevap yapar mısın demiştim. Sorum şu.
Kanal 5000 olmasına rağmen seni tanımıyoruz. Biraz kendini tanıtır mısın? Berkaycığım, ben seni çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar 2000'lere gelmek benim için hayaldi. Hatta demiştim 2000'lere gelirsem ilk abonelerimi unutmam diye. Dediğim gibi de unutmadım. Şu an 5000'lerdeyiz. Hep beraber büyüdük. İnşallah hep beraber daha da büyüyeceğiz. Sorunun cevabına gelirse, ben makine mühendisiyim. 38 yaşındayım ve evliyim. İzmir'de Karşıyaka'da oturuyorum. Normalde asıl mesleğim makine mühendisliği, fakat dışarıda serbest bir meslekle, ticaretle uğraşıyorum. İltan Kahraman, abi benim bisikletimin arka tekerini takıyorum ama pedala basınca yamulmaya başlıyor. Sence nasıl yapmalıyım? Her yeri araştırdım, bir sonuç bulamadım. O yüzden sana başvurdum. Bisikletimin arka tekerini takıyorum ama pedala basınca yamulmaya başlıyorum. İltancığım, bu sorunun tek bir yanıtı var. Quick release dediğimiz, eğer mandallıysa bisikletin, arkada mandal varsa güzel sıkmıyorsun demektir. Bu yüzden arka tekere bastığında muhtemelen tam yerine oturmadığı için arka teker yamuluyordur. Bir diğer, eğer arkada mandal yoksa, cıvatalıysa, o cıvataların çok iyi sıkılması gerekiyor ki pedala bastığında yük binip arka tekerin yamulmasın. Samet Elmacı, abi dağ bisikleti bile olsa kaldırımdan atlarsak akort kaçar mı? Altına da bizim Erkan hemen şey yazmış. Tekniğini bilirsen bir şey olmaz. Hayır, olabilir. Dağ bisikleti de olsa, istersen tank da olsa, kaldırımdan atlasan bir müddet sonra yükler altında akort illaki bozulacaktır. Ha, akortun bozulmasını engelleyici, mesela DT Swiss'in akort başı sıvıları var. Bunlar akortun bozulmasını biraz daha engelliyor. Veya bezir yağı, keten tohumu yağı kullanılabiliyor. Ama tabii bunlar sizin yapabileceğiniz şeylerde, bir bisikletçiye yaptırmanızı öneririm. Ama siz olun, yani kaldırımdan oradan buradan çok hoplamayın. Akortunuz bir müddet sonra illaki kaçacaktır. Ama çok da böyle her atlayışta aman eyvah akort kaçtı gibi bir durum olacağını zannetmiyorum. Gönenç Kurt, merhaba, kolay gelsin. Canavar Keşif'te de kendi down katlanır bisikletini incelemişti. Arkada 7'li bir ruble ve yine arka göbekte 3 vitesi olan bir vites uygulanmış. Ön aktarıcı yerine göbek kullanılmış. Benim de günlük kullanım için 6 vitesli bir katlanır bisikletim var. Bu çözüm sonradan uygulanabilir mi? Ayna koldaki dişliği küçültmek faydalı olur mu? Malum yokuş meselesi. Teşekkürler. Şöyle, evet, Enes böyle bir şey yapmıştı. Ben de hatırlıyorum. Hatta ben size daha izafi bir şey söyleyeyim. Ben ön tarafa, ön ayna kola 2 diş takan katlanır bisiklete bir şekilde kendi yaptığı aparatla ön aktarıcı tutturan bir arkadaşla bile karşılaşmıştım. Ya açık söyleyeyim, bunlar masraflı işler. Yani ekstra maliyet çıkartıyor. Ya, malum yokuşlar zor ama yokuşlara bir müddet sonra alışıyorsunuz. Böyle bir uygulama yapılabilir ama boşu boşuna bunun için masraf etmeyin. Bence 6 vites gayet yeterli. Üstündeki diş oranlarının yeterli olması gerekiyor. Aynı şekilde biliyorsunuz bende de Bianchi katlanır bisiklet var. Yokuşlara hiç zorlanmadan çıkıyorum. Ve böyle deli gibi bir performans yapan bir sporcu da değilim. O yüzden bence hocam boşuna masraf yapmayın. Yavuz Güner, merhaba abi, XRS 800 yol bisikletim var. Yama yapmaktan ciğerim soldu. Lastiklerimde patlama dirençli şu var ve Lugano var ama yine de çok patlıyor. Ne önerirsin? Direkt önereceğim şey, ya patlak önleyici sıvı, yanında bunu neyle desteklersin? Patlak önleyici şerit. Bu ikisi senin işini muhtemelen halledecektir. Geldik bir videomun daha sonuna arkadaşlar. Önümüzdeki çarşamba beraber olamayacağız çünkü 21 Eylül çarşamba gününe kadar yeni yayın dönemi için bir tatile gireceğim. Biliyorsunuz aşağı yukarı tabii bir seneyi geçmiştir. Kesintisiz şekilde çarşamba günleri sizler için bisikletle ilgili videolar paylaştım. Bu bir aylık tatil süresince yine kendimi biraz daha geliştirerek, belki kanalla ilgili biraz değişiklikler yaparak, yetiştirebilirsem stüdyoya geçerek yeni videolarla karşınızda olacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Benim için tatil, sizin için okullarınıza başlayacak olanlar için de şimdiden okulları için başarılar dilerim. 21 Eylül çarşamba günü hep beraber yine burada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.